Açıkçası. Yani keşke boş kalsaydı. Abajur falan yok görüyorsun. Ama orada da renk var zaten. Orada odayla alakasız yeşili renkli falan vazo koymuşsun. Bence hiç alakası yok yani. Dediğim gibi yatak kendi başına mükemmel. Ya bir şey söyleyebilir miyim? Sen şimdi buraya ütüsüz diyorsun ya. Hı-hı. Senin yatağın nasıldı? Ütülüydü. Böyle, eğer ütüsüz olsaydı ona takılmadım. Takılmadım ama. Bak her şey düz zaten. Sadece o yastığın ütüsüz. Hayır, bunu sadece ben burayı, fark etmiyorum. Sen burayı sermiştin. Burada pudra pembesi gözüküyordu. Burada bir uyum var en azından. Tamam. Lütfen yani. Ama benim günüm bitti. Ya, saçma detayları takılmayayım ya. Benim günüm bitti. Onu geçeceksin. Söyleyeceğin şeyleri o gün söyleseydin. Öndeki yastık ütülüydü ama arkadaki yastık gerçekten ütüsüzdü. Yani ütüsüz, ütülü olan bir şey. Biz neden durduk yere ütüsüz diyelim. Arkadaki gri çizgili yastıklar ütüsüzdü. Bugün senin ya, günün. Yani iyi niyetli bir haftaya başlayalım diye ben o şekilde yaptım ya. Ama emin ol. Ben hafta başı değildim. Sen haftaya başı da çok iyi niyetli başlamadın bence. Ona da zaten Hazal cevap verir gerekirse de. Ben iyi niyetli senin, başlamadım derken şu an, gördüğüme verdim. Şu an senin yani. Odanı değerlendiriyorum. Değil mi? Ben senin odanı değerlendiriyorum. Evet benim odama değerlendiriyorum. Saçma yorumlar yapmayın. Tamam yani. Neden hiç yorum ben. Sana saçma geliyor? Ben... Kendin Elif'e dediğin şeyi bugün kendin yapıyorsun. Hayır Elif'e dediğim hiçbir şey tamam, ben senin odanı beğenmedim. Sadece yatağını beğendim. Konuşmak isteyen varsa yorum yapsın. Ben devam edeyim. Hayır bir dakika. Şuna nasıl siyah diyebilirsin? Siyah değil ki zaten. Siyah gri. Değil. Ay gri diyebilirsin. Gri. Hasır. Çünkü gri duruyor. Hasırın siyahını biliyor musunuz? Hayatınızda gördün ben mü? Ben gri ya da biz hayatımızda hiç siyah görmedik. Bu bir siyah. Belli. Bunu da okeyiz. Bunun siyahıyla onun siyah aynı değil. Kumaş farkından kaynaklanan bir ayrım o. Gayet de siyah yani. Kumaş farkından kaynaklanıyor. Yatak odasının fon perdeleri bence koyu gri. Ama kendisi siyah olduğunu iddia ediyor. Elif arkadaşımız da neden bilmem... Bugün bayağı bir avukatı oldu Sevde'nin. Yani iki kere mi ettim diye Sevde'yi koruyor oldum. Sadece düşüncemi söyledim. Gerçekten bunlarda bir renk körlüğü var gibi. Griydi. Yani gri olan bir şeyi nasıl siyah olarak ispatlamaya çalışıyordu anlamıyorum. Ben anlamadım yani arkadaşımızın sinirini, gerginliğini. Tamamıyla eleştiriye kapalıydı. Evet ben yoruma devam etmek istiyorum Özge. Öncelikle ben de yatağını gerçekten çok beğendim. Çok güzel bir yatağım var. Ben de mobilyalarını ve o üstündeki şeyleri pek beğenemedim. Şeyler hangi şeyler? Bu örtü. Okay, tamam. Yani onun ismini bilmiyorum. Dantel desem anladım. Boncuklu bir şey. Dantel değil. İsmini de tam olarak bilmiyorum. Bana biraz ala... Çeyizde aslında kullanılıyor onlar. Yani hani keşke çeyizinde onları bize gösterseydin. Buraya pek şey uyumlu değil. Ben pek fazla beğenmedim. Bu arada çizdirdim dedin hepsini. Yatağını evet. Ne kadara yaptırdın çizdirirken? Yatağım... Hani tek tek yaptırdın düşünerek soruyorum bunu. Tek tek yaptırdım. Hepsini tek tek yaptım. Yani o takım değil. Uydurdum kendim, gittim, çizdirdim, yaptırdım. Yatağımı da 3,5 bin lira aldım. 3500 lira. Sadece demir olarak mı? Aynen demir bu sadece. Yatak demir. İçerisinde yok yani. Ha yatak bu yok sadece demir. Sanki bir tık böyle pahalı gibi. Yani evet. Ama gerçi özel olarak yaptırdığın aynen. için fiyatların bir tık yüksek olması normal. Oradaki pufun o da şey koyu gri gibi duruyor. Ya onun açıklamasını yapayım aynen ona katılıyorum. Yani onu aslında ben öyle istememiştim. Daha siyah bir şey istemiştim. Evet. Onu o şekilde getirmişler bir daha geri göndermedim. Kullanıyorum anladım. Oradan. Yani şey odanda hani gri ve siyah tonları aynen. aslında çok hakim. Keşke halındaki o gold... şey olmasaydı daha sade olsaydı aynen. çünkü her şeyin düz onun da sade olsa gerçekten hani tamamlayabilirdi evet. bir de buradaki yeşil vazon falan çok cırtlak bir renk gibi mi kaçmış diyeyim ne diyeyim bilmiyorum ama pek yakıştıramadım açıkçası dediğim gibi bu odada beğendiğim en çok şey yatağın gerçekten çok güzel teşekkür ederim. Ben de devam etmek istiyorum. Bence bir uyum var ama şu şekilde sadece yatak ve şu tüllerin arasında beyaz ve siyah oluşu yakıştırdım. Mobilyanın rengini beğenmedim. Orada çerçeve var. O çerçevenin rengi bir tık daha koyu sanki. Onu da beğenemedim orada. Yani o mobilyayla bu yatağı bağdaştıramadım açıkçası. Avizen ne kadar aldın? Avizemde 350 TL. O da biraz bir tık pahalı sanki pahalı. O da. Bir de o modeline hasır özgürlüğü falan. Ya. Fiyat soruyoruz, fiyata takılmayın. Onu soruyoruz, buna takılmayın. Yani biz o zaman bu eve neden geldik? Fonlarını ve perdeni ne kadara yaptırdın? Burası 1000 lira tuttu. Hepsi olarak değil mi? Aynen hepsi. Store 350 lira tuttu. 1350 TL toplamda. Aynen. Bu kadar. Bir de şeyi merak ediyorum. Giyinme odandaki koltukla dolabı birlikte mi? Yani onları uydurarak mı yaptırdın? Ya o koltuk aslında hani ev şimdi görüyorsunuz ya bir misafir geldiğinde kalmaya kimse yok. Onu sonradan aldık oraya.
Hani açılabiliyor. Altı, bu bazalı değil. Onun altına bir eşyalarımı koyabiliyorum. Hmm. Yani onun açısından aldık onu. Onu keşke da koyu siyah almıştım onu aslında. Pek uyum değil. Bir de açıkçası ben oradaki o kare 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 olan perdeni pek fazla beğenemedim. File perde. Niye file tek perde taraflı bir de değil evet, mi yani? Evet. Hani iki taraflı olsa daha güzel olurdu. Ama görünmüyor ya o taraf. Aynam var orada. Boy aynası. Yani düz tam böyle ortadan diyor, kenara böyle ayırabilirdin aslında. Daha onu ikiye bölüp ayırsam belki de daha ya güzel onun olabilirdi. Onun modeli zaten öyle. O şekilde almıştım. Ben onu o modeli pek beğenemedim. Şeye benzettim. Yanlış anlama lütfen. Bu halıların altına kaydırmaz şey seriyoruz ya, deseni açısından. Yani pek beğenemedim açıkçası. Yorum yapacağım, yapamıyorum. Çünkü çok yüksek karşılıyor. Eleştiriye açık olduğunu düşünmüyorum. Eleştiriye açığım. Yerinde yorum yaptıkları zaman eleştiriye açığım ama hiçbiri hakkaniyetle yarışmadı bu hafta. Ben başından beri vicdanlı bir şekilde güzel bir haftaya başlayalım diye söylemiştim onlara. Ama hiçbiri bunu yapmadı. Sevdeciğim, yorumlardan sonra yüzün düştü sanki. Anlayamıyorum ya. Acaba böyle bir tarz görmüşler mi? Ben bilmiyorum yani. Uyum sağlasaydın gerçekten çok güzel olabilirdi. Ya ben ahşap ama seviyorum. Bunun yanına beyaz çok çiğ kalacaktı. Biz, sen beyaz siyah beyaz seviyorsun yani. Mesela hani o ahşabı seviyorsun ama ahşabın da tonları var. Şimdi mesela en açık ahşap, ahşap koyu, gibi yani, mi? Yani hani bir tık koyusu vesaire olsa belki daha güzel olabilir. Bir tık koyusu. Yani sana gidip de direkt tuğla yani rengi yap demiyorum. Çok boğulurdu Hazal. Daha boğucu bir hava katardı. En açık tonu buydu ahşabın. Benim yorumum bitti arkadaşlar. Yani benim söylenecek de ekstra evet, ekleyeceğim bir şey yok. Evet. Tamam artık hadi gidelim kızlar. Hadi gidelim.